Arkadaşlar merhabalar. Trigonometride yeni bir kısımdayız, aşırı önemli bir kısımdayız ve e, emek sarf etmeniz gereken bir yerdeyiz arkadaşlar. Bir işin ezber boyutu var, sonra ezberden yola çıkarak yorumlama boyutu var, sonra da uygulama kısmı var. Burada gerçekten elinizdeki kitaplardan en basitten en zora e, söylüyorum bakın bir kere daha yarı çap en en basittir. Sonra arkadaşlar çap veya sonuç yayınları gelir. Sonra Palme bu çap veya sonuçtan birisi artık hani kesmiyorsa sizi. Palme, esen, karekök, endemik bunlardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Hiç problem değil. En çok soru tipinin olduğu kitap palmedir. Endemik ve karekök de fena değildir. Esen 3 renkte hedefi yüksek olan öğrenciler için bence kesinlikle olmazsa olmaz bir kitaptır diyeyim. Onlardan çıkartayım. Böylece sorusu olanları böyle cevaplamış olayım arkadaşlar. Şimdi indirgeme formüllerimiz var. Ne demek o? Şimdi bazı sorularda arkadaşlar sizden şu değeri bekleyecek. Mesela sin 226 değerini bekleyecek ve sizin orada 226'ya yorum yapmanız gerekecek. Ama biz trigonometride arkadaşlar genelde en küçük değerleri biliriz. Dar açıları biliriz. Önce onları bir aradan çıkarayım. 30 60 90 üçgeninden yararlanarak arkadaşlar özel üçgenlerdeki trigonometrik bağıntıları bilmelisiniz. Dik üçgende 30-60-90'ın özelliği şudur. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2'dir. 60'ın karşısı köküçtür. Bu bilinecek arkadaşlar kesinlikle. Yine 45-45-90 üçgeninde de e, durum şudur. 1-1-kök-2. Bunu isterseniz a-a-a 2 olarak görün. İsterseniz a-a-kök-3-2-a -A olarak görün. Hiç fark etmez. Önemli olan burada hipotenüs her zaman bir dik kenarın 2 katıdır. 30-60-90 üçgeninde ve her zaman arkadaşlar 30'un karşısının 2 katıdır. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kökü 3 katıdır. 45 45 90 üçgeni zaten ikizkenar bir üçgendir ve hipotenüs bunların kök 2 katıdır. Bu yüzden arkadaşlar sin 45 1 bölü kök 2 olur. Karşı bölü hipotenüs kos 45 komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 olur. Tanjant 45 sin bölü kostan bakın 1 geliyor veya karşı bölü komşudan hiç fark etmez. Kotanjant 45 kos bölü sin veya Komşu bölü karşıdan 1 gelir arkadaşlar. Kosinüs 60 nasıldı? Komşu bölü hipotenüs kök 3 e, 1 bölü 2 pardon. Hemen düzeltiyorum. Komşusu neresi 60'ın çünkü hemen dibindeki 1. Böylece 1 bölü 2. Sinüs 60 arkadaşlar karşı bölü hipotenüs kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Ve yine kos 30 da kök 3 bölü 2. Nereden anlıyorum bunları dediğim gibi? kosinüs komşu bölü hipotenüs Hii, şey de nedir onun adı? Sinüs de karşı bölü hipotenüs. Tanjant 60 tanjant 30'a bakalım. Tanjant 60 arkadaşlar. Karşı bölü komşudan kök 3. Kotanjant 60 komşu bölü karşıdan 1 bölü kök üç. Zaten birazdan bir şey söyleyeceğim bunlarla ilgili. Sonra kotanjant 30 kök 3. Tanjant 30 karşı bölü komşudan 1 bölü kök 3. Bakın arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Tanjant 60 60'la kotanjant 30 aynı. Sinüs 60'la kosinüs 30 aynı. Sinüs 30'la kosinüs 60 aynı. Neden biliyor musunuz? İlk bilgimiz iki açının toplamı 90 ise bunların sinüsleri, kosinüslerine, tanjantları da kotanjantlarına eşittir. İlk temel bilgimiz trigonometride indirgeme ile alakalı budur. O yüzden. Size ben mesela sin 51 nedir dersem bunun yerine isterseniz cos 39 yazabilirsiniz. Anlaştık mı? Toplamları 90 olduğu için birisinin karşısı öbürünün komşusuna denk geliyor. Bakın şimdi sinüs 60'da karşısı kök üçgen burada kosinüs 30'da artık komşusu kök üç oluyor. O yüzden birisinin diğerinin e, 90'a tamamlayanı sinüsü kosinüsüne eşit oluyor. Bu bilgiyi böyle bilelim arkadaşlar. Bu şekilde ilk yorumumu yaptım. Bu birincisi ve bunları kesinlikle ezbere bileceğiz. Hocam bu kadar ezbere gerek var mı? Başlangıçta 30-60-90 ve 45-45-90'ı kesinlikle ezbere bil de sonra bunları çıkarta çıkarta yaza yaza bir kağıda not ederek Gerekirse gözünün önüne koyarak arkadaşlar bunları ezberlemek zorundasınız. Kaçışı yok. Çünkü sürekli soru şöyle çözülmez. Sinüs 60 neydi? Bir dakika. Bir yok kök, bir bölü kök, yok kök 3. Böyle dersen o zaman soru gider. Bu sefer trigonometriden soğursun. Bunları hemen güzelce basit basit kitaplardan çözerek halletin lütfen. Dediğim gibi en iyi öğrenme arkadaşlar gerçekten bence yazarak ve çözerek öğrenmedir. Şimdi hatta aslında en iyisi bir arkadaşı anlatarak öğrenme ama şu an böyle çok yüz yüze eğitim şansı falan olmadığı için bir arkadaşın sorusunu çözmek, bir arkadaşın yapamadığını yapmak gerçekten e, öğrenmede sizi önemli bir noktaya taşır. O yüzden öğretmenler sadece hani iyi bildiği için değil anlata anlata artık hakikaten zihninin derinliklerine yerleşiyor yani otomatiğe bağlıyorsun. Şimdi arkadaşlar bu bizim için önemli bir bilgiydi. Örnek son bir tane daha yazayım. Tanjant 1 kotanjant 89'a eşittir. Peki böyle dar açılar mı gelecek? Hayır arkadaşlar. Biz bütün açıları dar açılara indirgemeye çalışacağız. Yani ben sana sinüs 276 nedir dediğim zaman sen bunun artık dar versiyonunu düşünebileceksin. Öncesinde ama şunu göreceğiz. Bölgelerdeki işaretleri hatırlayacaksınız. Yani bir önceki kısımda anlattığım çok önemli bir yerde. Birinci bölgede sadece sinüs pozitiftir. Şey hepsi pozitiftir pardon. Tan kod. İkinci bölgede sadece sin pozitiftir. Üçüncü bölgede kotanjant ve tanjant pozitiftir. Ve dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir. Bunları bilmeniz gerekiyor. Çünkü şimdi yapacağım yerde kullanacağız. Evet. İndirgeme dediğimiz şey şu arkadaşlar. Birincisini anlattım. 90 alfa mantığı. 90 eksi alfa da size bir açının 90'ı tamamlayanı verildiğinde sin kosa eşit olur. Kos sine tan kota kotta tana. Dolayısıyla artık sin 90 eksi alfa kos alfaya eşittir. Kotanjant 90 eksi alfa tanjant alfaya eşittir. Bunu kenarda tutalım. Bu birinci bilgimiz. Yani birim çemberde Şöyle şu an dar açı ile ilgili ilk kolay bilgiyi hallettik. Gelelim şimdi arkadaşlar ikinci bilgiye. 180 eksi alfaya. 180 eksi alfada ne yapacağız? Hemen ondan bahsedeyim size. 180 eksi alfada arkadaşlar şunu göreceksiniz. Ben şunu söylüyorum hep. Soruda özel bir şey desin demesin. Alfayı önce dar kabul et. Olayı daha kolay anlarsın tamam mı? Alfayı hep dar açı kabul edeceğiz. O zaman alfa bir dar açıysa 180 eksi alfa arkadaşlar. Bakın böyle bir dar açı. 180 eksi alfa da böyle bakın bir geniş açı olur. Hemen bakın 180 eksi alfayı gösterdim. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? 180 eksi alfanın ikinci bölge olduğunu anladığım için kosinüs negatiftir. Sinüs pozitiftir. Kotanjant negatiftir. Ve tanjant burada yine negatiftir. Sadece sinüs pozitif. O zaman 180 eksi alfada bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Koordinatları gösterdiğiniz zaman şu şekilde buraya alfa kalıyor. Şurası arkadaşlar y burası yine standart x. Aslında yine sinüs alfa için karşı bölü hipotenüs. İşte kosinüs alfa için komşu bölü hipotenüs kullanıyoruz. Tıpkı alfada olduğu gibi bak. Yine burası y oluyor. Burası x oluyor arkadaşlar. Bunlar birbirinin aynısı iki üçgendir açıları aynı olan üçgenlerin herhangi bir kenarları eşitse bakın bunların tabii ki böyle birim çemberden dolayı hipotenüsleri aynı. Bu yüzden de ikisinde de alfalar aynı kenarı görüyor. Bundan dolayı bir kere bunu söyleyeceğim bir daha uzatmayacağım. Bunun hatta anlamak bile zorunda değilsin burayı. Alfalar değişmediği için karşısındaki kenarlar da değişmediği için 180 eksi alfada isim değişmez diyeceğiz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sin 180 eksi alfa yine sin alfa eşit arkadaşlar. Kos 180 eksi alfa yine kos alfa eşit. Ancak ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için indirgemede işareti eksi yapıyorsunuz. Yine arkadaşlar tanjant 180 eksi alfa isim değişmez. Eksi tan alfa neden? İkinci bölgede tanjant negatif yani açıyı değiştiriyoruz o kadar da her şeyi aynı bırakmıyoruz. İkinci bölgede onun işareti neyse o işareti yerine yapıştıracaksın. Sonra bak kotanjant 180 eksi alfada eksi kot alfa olacak. Sebebi ikinci bölgede kotanjant negatif. Yani birisini diğerinin cinsinden yazarken bodoslama eşitlemiyorsun. Sadece burada eşitliyoruz. O da sinüsün ikinci bölgede işaretinin değişmemesinden dolayı. Örnek kotanjant 122 yerine bak ne yazacağım. Dikkat et lütfen. 180 eksi 58 180 eksi alfa mantığından dolayı kotanjant 58 ama eksi kota 58. Peki hocam biz bunları niye yapıyoruz? Bütün bunları arkadaşlar aslında işinizi kolaylaştırmak için yapıyoruz. Siz şu birinci bölgedeki her şeye hakim olun. Sonra gerisini indirerek yapın. Her bir açıyı 90'dan büyük olan her bir açıyı hep 90'dan küçük hale getireceğiz. Böyle dönüştürerek. Bir örnek daha vereyim bakın. Kosinüs 116 Kosinüs 116 180 eksi 64 olduğu için ve ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için eksi kos 64 olacak. 180'de isim değişmez ancak arkadaşlar işaretleri değişmesi gerekiyorsa bunu değiştirmeniz gerektiğini bileceksiniz. Anlaştık mı? Son bir örnek daha vereyim. Sinüs 120. Bakın şimdi sinüs 120. Sinüs 180 eksi 20'dir. Bu yüzden de bu sin 60'tır. İkinci bölgede sinüsün işareti artı olduğu için bak işareti değiştirmedim. Böylece artık şuna gerek kalmayacak. Sinüs 120 neydi ya Allah kahretmesin hatırlamadım. Yo zaten ben bunun artık sinüs 60'a eşit olduğunu biliyorum. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2. Darıçıdaki bütün trigonometrik bilgileri bileceksiniz. Sonra zaten indirme formülünü uygulayınca yerine yazabilirsiniz. Anlaştık mı? Bu arkadaşlar ilk öğrendiğiniz önemli şey olacak. Neden ilk diyorum? Çünkü 90'da mühim değil. 90'da sadece birisi diğerine dönüşüyor. Ve dar açılarla uğraştığımız için hiçbir problem yok. 90'da isim değişir. 180'de isim değişmez. Artık bu olayı böyle görelim. Şimdi arkadaşlar 90'da isim değişir dedim ya. 180 eksi alfa olan bir açıyı aslında ikinci bölge olduğu için 90 artı alfa diye yazabilirim. Bakın bu da karşınıza gelecek. Bir açı var. 180 eksi alfa cinsinden değil de 90 artı alfa cinsinden yazacağız böyle birim çemberde. Bundan sonra artık o demin anlattığım alfanın karşısına bu geliyor, betanın karşısına bu geliyor mantığıyla uzatarak anlatmayacağım. 90'da direkt şunu söyleyeceğim isim değişir arkadaşlar. Yani kosinüs 90 artı alfa sin alfa işaret birazdan. Tanjant 90 artı alfa kotanjant alfa eşittir. Ancak Şimdi dikkat sorduğumuz çok önemli. Kosinüs arkadaşlar ikinci bölgede negatif değil mi? O zaman hemen işareti değiştiriyorsun. Eksi sin alfa yapıyorsun. Sonra dikkat. Tanjant ikinci bölgede negatif değil mi? İsim değiştiriyorsun. işareti de değiştiriyorsun. Çünkü tanjant ikinci bölgede negatif. Gelelim sinüse. Bak bunda hiçbir problem yok. Sinüs ikinci bölgede nedir? Pozitiftir değil mi? O yüzden arkadaşlar İsim değiştiriyor ancak işaret değiştirmiyor. Bir örnek vereceğim size lütfen güzelce izleyin. Sin 150'yi el alalım tamam mı arkadaşlar? Sin 150 ben size kur söyleyeyim bilgisini. Sinüs 150 1 bölü 2'dir. Bakın şimdi gerçekten böyle olduğunu göreceğiz. İndirme formülüyle ispatlayacağım. Sin 90 artı 60'a eşit bu doğru mu? İsim değiştiriyor demiştim. Kosatmış oluyor. İkinci bölgede sinüs pozitif demiştim. Artı kosatmış oluyor. Demin konunun başında anlattım. Kosatmış neydi? 1 bölü 2. Dolayısıyla hakikaten yine 1 bölü 2 cevabını buldum. O yüzden 90'da arkadaşlar sorulan önemli. 180'de sorulan önemli. Yani işarete bakarken sorulanın işaretine göre hareket edin. Sakın şunu demeyin yani. Bazı arkadaşlar soracaktır eminim. Ama hocam bir dakika sin 90 artı alfayı kos alfaya çevirdiniz de kosinüs ikinci bölgede negatif değil miydi? İşte evet öyle de benim için cevap değil sorulan önemli biz çünkü sorulanı dizayn ediyoruz. O yüzden sorulanın işaretine bakacaksınız sorulan artıysa artı eksi ise eksi cevaba girmiyoruz cevap bir sonuçtur bizim için neden önemli? Neden kısmı da arkadaşlar sorulan kısımdır. Sorulan kısmın işaretine bakmak yeterlidir. Buna böylece cevap vermiş olayım. Haliyle arkadaşlar bundan sonra sinüs 90 artı alfanın işaret değiştirmediğini göreceğiz. O zaman ne anladık bu 90 artı alfada? Sadece sinüs işaret değiştirmiyor. Geri kalan her şey işaret değiştiriyor. Böylece 180 eksi alfa ve 90 artı alfayı size böyle öğretmiş olayım. Bu arada ben bunları arkadaşlar 11. sınıf konu anlatım föylerinde böyle paylaştım. İsterseniz trigonometri 11. sınıf videolarını açın. Bu tabloyu oradan hazır halde kesip yapıştırabilirsiniz. Ben buraya koymadım kendim sıfırdan anlatacağım diye. Hani benim yazımda mükemmel bir yazı olmadığı için e, trigonometri föylerinden indirip bu tabloyu elde edebilirsiniz. Veya zaten kitaplarınızda vardır. Önemli olan bu tabloyu sizin de tek tek yazabiliyor olmanız. Başlar hep çilelidir arkadaşlar. Öğrenirken Öğrenmenin o ilk aşamasına sabredemediği için birçok öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Bu noktada biraz gayretli olursanız, biraz da sabırlı olursanız devamının güzel geleceğini düşünüyorum. Şimdi neleri hallettik? 90-alfa sadece isim değiştirir. 90-alfa isim değiştirir, işaret de önemli. Sadece sinüs işaret değiştirmiyor, diğerlerinde değişiyor. 180-alfa. 180, -alfa. 180 -alfa da isim değişmez. İşaret evet değişir. İkinci bölgede sadece sinüs pozitif o yüzden bu hariç diğerlerinde işaret değişiyor arkadaşlar. Şimdi geldik sırada 3. bölge yani 180 artı alfa. 3. bölgeyi yapıyorum bakın bu şekilde. Her zaman arkadaşlar olayı anlamak için siz alfayı dara çıkabileceksiniz, tamam mı? Hocam alfa 90'dan büyük olamaz mı? 200'den büyük olamaz mı? 150'den büyük olamaz mı? Olabilir. Sen her zaman olayı yorumlarken dara göre yorumla sonrasını hallederiz bunu anlatacağım zaten. Şimdi arkadaşlar böyle 180 artı alfayı yaptım. 180 de dediğim gibi arkadaşlar isim değişmez. O yüzden isim değişmediği için sin, kos, tan ve cot. Yine sin 180 eksi alfa yine sinüs alfa. Kos 180 eksi alfa yine cos alfa. Önce işareti bir salla ismin değişmediğini gör sonra halledersin. 180 artı alfaydı bunlar. E, Tanjant alfa. Kotanjant 180 artı alfada. Kotanjant alfa. Şimdi arkadaşlar geldik 3. bölgede. Hangilerinin işareti pozitif? Bak işte bilgi önemli. Kotanjant ve tanjant pozitif olduğu için bunların bakın işaretleri değişmiyor. Ama sinüs ve kosinüs 3. bölgede negatif olduğu için işaretler eksi oluyor. Demek ki bir önceki anlattığım arkadaşlar bu işaret mevzusu çok önemliymiş. Burada tamamen kullanıyorum çünkü. Geliyorum şimdi e, diğer mevzuya. Üçüncü bölge ama nasıl üçüncü bölge biliyor musunuz? 270 eksi alfa. Şimdi bunu kontrol edeceğiz sizinle. Neden? Çünkü 250 derece mesela üçüncü bölgededir. Biz 180 artı alfalı yazdığımız bir şeyi 270 eksi alfa diye de yazabiliriz. Ama 270'te de aynen 90'da olduğu gibi arkadaşlar isim değişir. Sebebi de benzerliktir. Ama şimdi kimi benzerlik biliyor, Kimi bilmem ne oluyor şimdi onu bilemem. Bu ezberi bence böyle bilmek lazım. Çünkü zaten yeterince bilgi var. Yorumlama var. Her şeyi de yorumlamaya kalkınca bu sefer iş tıkından sıyrılıyor yani. Ben sebebini demin ilk başta bir seferlik anlattım. Diğerlerinde de benzer yorumlarla siz kendiniz deneyip çıkartabilirsiniz. Bazen zaten bizim anlattıklarımızı lütfen yorumlayın. Yapamadığınız yerde de öğretmenlerinize veya arkadaşlarınıza sorun. İlk başta bir şeyi öğrenmenin yolu arkadaşlar kabulden geçer. Eğer kabul etmezseniz, tabii her şeyi bodoslama kabul edin demiyorum. Kabul etme niyetiyle çalışmazsanız her şeye o nasıl geliyor, bu nasıl geliyor, bu neden oluyor falan derseniz o zaman iş sorgulamadan çıkıyor, tenkit etmeye geliyor. Yani matematik tenkit edilmez, matematik sorgulanır. Mesela gidip senin artık 1 artı 1 neden 2 yapıyor ki hocam dersen o artık saçma bir modele gelir. Ya da h kare eşittir pk neden geliyor? Evet onun bile sebebi var benzerlikten geliyor ama abartırsan bu sefer konuyu öğrenememene sebep olur. Biraz öğren biraz kabul et öğrenme aşamasına geç biraz sorgula sonra yine devam et sonra yine sorgula. Bu şekilde adım adım sorgulamak daha mantıklı geliyor bana yoksa bazı öğrenciler vardı ben ilk öğretmenliğe başladığım yıl. Öklit'i anlatıyorum. Haşkara PK anlamadım hocam niye? Yani formülü bile anlamaya çalışıyor bazıları. O yüzden bu kadar ayrıntılı yerlerde arkadaşlar biraz sabırla ezber yapmakta mantıklı geliyor bana. Şimdi 270, -270 eksi alfa isim değişir. 90 ve 270'de isim değişecek. Bak şimdi sinüs 270, -270 eksi alfa kosinüs alfa olur. Bir de sinüs. Ne demiştim? Sorulan önemli. Üçüncü bölgede sinüs işareti neydi? Hatırlayın eksiydi. Neye göre anlıyoruz bu arada bunların eksi artı olmasını? Çünkü bir nokta arkadaşlar üçüncü bölgede eksi eksidir. Üçüncü bölgede absis kosinüstü. Ordinat da sinüstü birim çemberde. Bu yüzden kosinüs de negatif, sinüs de negatif. Haliyle kosinüs 270 eksi da eksi sin alfa olacak. Ancak tanjant 270 eksi alfa eşittir direkt kot alfa. Neden? Çünkü işaret değiştirmiyor. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant pozitif. Kotanjant 270 eksi alfa da yine tanjant alfa. İşte arkadaşlar olay bu. Şimdi birkaç örnek vereyim. Bayağı bir şeyden bahsettim. Şimdi bakın. Diyelim ben size sinüs 226'yı sordum. Bunu ne yaparsınız biliyor musunuz? İşte yol ikiye ayrılır. Bazı sorularda 180 cinsinden bazı sorularda 270 cinsinden yani sonuç olarak sinüs 226 arkadaşlar 180'in 46 fazlası ama aynı zamanda sinüs 226 270'inde e, 34 eksiği hocam benim kafam karıştı peki ben hangisi olduğunu nereden bileceğim mühim değil. Sen istediğinden yap. Ben genelde kafamın karışmaması için, isim değiştirme muhabbetine girmemek için hep 180 cinsinden ve 360 cinsinden yazarım, yazarım açıları tamam mı? Sonra sorunun devamında sadeleştirme falan olursa, gerekirse bir daha döndürürsün, mühim değil. O yüzden ben tavsiye olarak buna döndürmeyi daha kolay buluyorum. Ama ikisi de doğru. Bakın şimdi 180 cinsinden yazan bir öğrenci Eksi sin 46 yazacak çünkü 3. bölgede sinüs negatiftir. Başkası da diyecek yok hocam ben 270'ten yapacağım. O zaman 3. bölgede isim değiştirir. Eksi kos 34 olur arkadaşlar. Bu arada 70 eksi 44 ya affedersiniz. 70'ten 44 çıkartınca 26 oluyor. Burası da böyle oldu. Şimdi bak. Bir öğrenci dedi ki hocam bu cevap. Öbür öğrenci dedi ki hayır hocam ben böyle buldum. Hangimizinki doğru? İkinizinki de doğru. Neden? Birbirini 90'a tamamlayan iki açının toplamları bakın 90 olduğu için 46 44 daha. Birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. Zaten sin 46 kosinüs 44'e eşit. E bunların işaretleri de aynı. O yüzden ikisi de birbirinin aynısıdır. Özgürsün. 180 veya 270 cinsinden yap. Ben dediğim gibi yorum olarak 180 cinsinden yapmayı daha kolay buluyorum isim değiştirmemek için. Şimdi bir örnek daha vereyim mesela size tanjant 200. Tanjant 200 arkadaşlar 180 tarafından bakarsanız 180'in 20 fazlası ve 3. bölgede tanjant işaret değiştirmez bu tan 20 olur. Ya da dersin ki ben hocam canım istedi 270'ten çıkarmak. O zaman isim değiştirir. Kotanjant 70 olur. Ama 3. bölgede işaret değişiyor mu? Hayır. O zaman kotanjant 70. Gerçekten bu arada Toplamları 90 olduğu için tan 20 kod 70'e eşittir arkadaşlar. Bu şekilde böyle bunu da öğretmiş olayım. Geldik son aşamaya. 22 dakikadır bakın anlatıyorum böyle. Şimdi son durumda nereye geldik artık? 360 eksi alfa ve 360 270 artı alfaya. Şimdi 360 eksi alfa. 360 eksi alfa 4. bölge yapar arkadaşlar. 4. bölgede bir tek ne eşittir? şey bir tek ne işareti değişmez kosinüsün. O yüzden kosinüs 360 eksi alfa sinüs 360 eksi alfa tanjant 360 eksi alfa ve kotanjant 360 eksi alfa. 180 ve 360'da isim değişmez. Eşlikten aynı açının karşısına aynı kenar geliyor çünkü bunlarda. Bu yüzden arkadaşlar kosinüs aynı kalır. Sinüse döner. Tanjanta döner. Kotanjantı döner. Önce isimlerini değiştirip değiştirmeyeceğini hatırla. Sonra artık şuna gelirsin. Sinüs dördüncü bölgede negatif işareti eksi yap. Tanjant işaret değiştirir. Kotanjant işaret değiştirir. Bir tek kosinüs işaret değiştirmez olduğu gibi kalır. Örnek mi istiyorsun? Bak şimdi. Kosinüs 316. Kosinüs 316 arkadaşlar. 360 eksi 44 olduğu için kosinüs 44'e eşittir. Ama Sinüs 320. Neyi eşittir biliyor musunuz? Eksi sin 40. Çünkü 360'dan 40 çıkardım. O yüzden sin 40 yazdım. Ama dördüncü bölgede sinüs işaret değiştirir. Bu yüzden eksi sin 40 olur arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olayım. Son bir kısım. 360'a tamamlamak yerine 270'ten de arttırabilirsin. Mesela 320'yi 270 artı 50 diye de yazabilirsin. O zaman ama işareti de kontrol edeceğiz. Bir de isim değiştireceğiz arkadaşlar. Artık yine aynı yorum bak. 270 artı alfa sadece bu sefer. Sin, kos, tan, cot hepsi işaret değiştir şey isim değiştirecek. Böyle parant 270 eksi alfa diyeyim hepsine. Sinüs arkadaşlar kosinüse döner. Kosinüs sinüse döner. Tanjant kotanjanta döner. Kotanjant tanjanta döner. Ancak bir tek hangisinin işareti değişmez? Bir düşünün bakalım. Kosinüs. Diğerlerinin hepsi eksi olur çünkü şey bunu bu arada hemen düzeltiyorum afedersiniz. Neye bakıyorduk? Sorulan'a bakıyorduk, değil mi? Burada sorulan sadece kosinüs. O zaman sinüse dönerken bunun işareti değişmiyor. Diğerlerinin hepsi değişiyor. Sebep nereye bakıyorduk burada arkadaşlar? Kesinlikle sinüs. Eksi o yüzden işaret değiştirdi. Tanjant işaret değiştirdi. Kotanjant işaret değiştirdi. İstisnası ne? Kosinüs arkadaşlar işaret değiştirmedi. Sebebi de sorulana bakıyoruz. Sorulanın işareti neyse o dördüncü bölgede. Bir tek kosinüs pozitif arkadaşlar. İşte burada böyle devasa bir şekilde anlattım. Tabii küçülünce bu kadar oldu. Bunları böyle bakın bir tabloyu size tek tek anlattım. Normalde belki bilmiyorum öğretmenleriniz haklı veya haksız. Okulda belki diyecek ki arkadaşlar buna ezberleyin geçin beni uğraştırmayın. Yani haklı haksızlığı tartışılır ama bu şekilde arkadaşlar bir durum olabilir. Ben size bunların çıkarımlarını anlattım. Ee, bu video uzun olacak. O yüzden isterseniz bence bu dakikada siz ara verin. Ee, bir dinlenin şöyle bir arkadaşlar. Sonra tekrar devam ederiz. Ben böylece arkadaşlar olaya başlayayım müsaadenizle. Bakın şimdi. Ee, dinlendiniz umarım çünkü biraz böyle dinlenip sindirip belki bir 5 dakika böyle bir tekrar etmek mantıklı ilk tarafı. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım. 90 ile 0 ile 90 la arasında hiçbir sıkıntı yok. İşaret değişmez. Ve isim değişir sadece. cos 90 eksi alfa sin alfa. Sin 90 eksi alfa kos alfa. Tan 90 eksi alfa kot alfa. Bu o yüzden A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı doğru bir önceki derste anlatmıştım. Sinüs de eksi dışarı çıkar. Doğrudur. Kosinüs eksi yutar. O yüzden E şıkkı yanlış arkadaşlar. Sadece kosinüs işareti yutuyor. Diğerleri dışarı atıyor. Aşağıdakilerden hangisi? Cos pi bölü 2 artı teta'ya daima eşittir. Dikkat. Önce arkadaşlar bunlardan hep kurtulacağız. 90'da isim değiştirir demiştim. Ve ikinci bölgede mi? Teta'yı dediğim gibi sen hep dar açı olarak düşün. Dar açı değilse halledeceğiz hiç merak etme bahsederim. Kosinüs pi bölü 2 artı teta. Ne diyeceksin? Sinüs teta'ya eşit. İkinci bölgede ama kosinüs neye eşit? İşareti negatif olduğu için bak eksi sin teta'da diye düzelttim. O zaman c şıkkına zaten eşit. Sonra bak sin teta. Burada arkadaşlar sin teta olmaz gitti. Eksi kos teta olmaz gitti. Kos teta olmaz gitti. Kos eksi da zaten kos teta olmaz gitti. Cevabımız zaten otomatik olarak sadece... C olmalı. Şimdi geliyorum. Burada. Allah bu yine döndü bir düzelteyim şunu ben. Evet üçüncü soruya bir bakalım şimdi. Cos pi bölü 2 eksi x. Dar açılarda sadece isim değişir. Cos pi bölü 2 eksi x neye eşit olacaktır? Sin cos 90 yani bu. Cos 90 o zaman isim değişir sin x. Şimdi şıkları tek tek anlatayım size. 90'da isim değişir. Önce ismi değiştir sin x. Ancak ikinci bölgede kosinüs nedir? Eksi. Bir de önünde eksi var. Eksi eksiden artı sin x oldu. Geldim buna 2 pi artı x. 360'tan büyük açıların arkadaşlar. Esas ölçüsü nedir? 360 artı x'in esas ölçüsü direkt x'tir. Neden? 360'ın 360 ile 360 bölümünden kalan gibi düşün. 365 derece aslında nedir? Bunun 360 ile bölümünden kalan sadece şu artık kısmı 5 derece olur. O yüzden 2 pi artı x'lerde falan hani döndürme indirgeme falan mevzu değil. Bildiğin esas ölçü. Dolayısıyla bu sin oldu. Tamam. Sonra geliyorum c şıkkına. Eksiyi dışarı atar sinüs. Eksi eksiden artı sin olur. Bu zaten sin Ve üçüncü bölgede arkadaşlar. Kosinüs evet 270'te isim değiştirir. Ancak işaretle de değiştirir. Çünkü üçüncü bölgede kosinüs negatif. O zaman bir tek d şıkkına eşit olmadı. Olay bu. Şimdi devam ediyorum. Dördüncü soru. Hangisi doğru değildir demiş. Şimdi arkadaşlar ikinci bölgede şey üçüncü bölge pardon 180 artı x şöyle çünkü. Üçüncü bölgede bir kere kosinüs negatif. Kenarda dursun. Bir de arkadaşlar neye bakacağız? 180'de isim değişmez. O yüzden eksi kos x. Geldim buraya 270'de isim değişir. Hemen ismi bir değiştir önce. Bu arada dördüncü bölge 270 artı x dördüncü bölgedir. Dördüncü bölgede sinüs negatiftir. O zaman bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi cos x oldu. Eksi cos x eksi cos x evet. Bu gördüğünüz gibi birbirine eşit geldi. Gelelim cos eksi 20'ye. Cos eksi de içerideki eksiyi kosinüs yutar sadece. Bu yüzden cos 20'dir. Doğrudur arkadaşlar. Sinüs eksi 3 pi bölü 2 artı x. He, bak burası şimdi güzel. Biz hep nasıl öğrendik? 270 eksi alfa. 270 artı alfa tarzında öğrendik değil mi? Ama arkadaşlar burada olay farklı oldu. Nasıl geldi? Eksi 3 pi bölü 2 artı x. Bunun için birinci yolum şu. İçeriye eksi parantezini al. Eksi parantezini alırsan 3 pi bölü 2 eksi x olur. Sinüs de bu eksi dışarı çıkar. Eksi sin 3 pi bölü 2 eksi x olacak. Sonra 270'te sinüs isim değiştirir. Kosinüs x olur. Ama 270 üçüncü bölgede sinüs eksi işaretlidir. Bir de önünde eksi var. Eksi çarpı eksiden artı olur. Bu birinci yol. Eksi parantezini alarak o eksiyi dışarı atma metodu. İkinci yol arkadaşlar şöyledir. Ne yaparsınız göstereyim. Dersiniz ki hocam ben esas ölçüyle yapacağım. Bak bu da önemli burayı da dinle. Hangisi sonra kolayına geliyorsa oradan yap artık. Şimdi eksi 270 bir de pi ile olanları bence hep çevirebiliyorsanız hep normal açılara çevirin. Eksi 270 negatif olduğu için 360 eklerim ben hocam dersin. 360 ekleyince eksi 270'in esas ölçüsü 90 olur. Sin 90 artı x'de de şunu dersin. İkinci bölgede sinüs nedir? Pozitif. Ve 90 da isim değiştirir, cos x olur. Hakikaten bak cevabı yine cos x buldum. Hangisi kolayına geliyorsa. Eksi parantezin al, sonra onu dışarı atıp atmayacağına karar ver. Ya da eksi 270 yap, onu da 360 ekleyerek esas ölçüden gör. Ben açıkçası ikinci yolu daha kolay buluyorum. Şimdi geldim eksi x'e. Eksi de arkadaşlar sinüs, eksiyi dışarı atar. Dolayısıyla e, buradan ne olmuş oldu? Eksi sin oldu. Bu da doğru geldi. Eksi 3 pi'ye bakalım. Eksi 3 pi'nin esas ölçüsü. Bir kere arkadaşlar eksi 540'tır bu. Ya da eksi 3 pi istediğin gibi gör. Eksi 3 pi'nin 2 ile bölümünden kalan ne? 1. Yani bunun esas ölçüsü eksi pi. Eksi pi'nin esas ölçüsüne 2 pi ekleyeceksin pi olacak. Demek ki gerçekte bu tam pi artı x'miş. 180'de isim değişmez. Üçüncü bölgede Tanjant pozitiftir. Olduğu gibi çıkar. O yüzden artı tan x. Sadece D şıkkı yanlış oldu. Çünkü biz cevabı cos x bulduk. Bu cevabı eksi sin x vermiş. Şey C şıkkı pardon. Cevabı sin x olarak vermiş arkadaşlar. Biz ama onu cos x bulmuştuk. C şıkkı yanlış geldi. Evet devam ediyorum. İsterseniz bunları bir durdurup arkadaşlar kendiniz de çözmeye çalışabilirsiniz bakın. Şimdi Tanjant 2 pi eksi x eksi tan x demiş. 2 pi zaten esas ölçüdür sıfır derecedir. Tanjant eksiyi dışarı atar eksi tan x olur doğru. 2 pi esas ölçüdür arkadaşlar bunu silebilirsiniz. 2 pi artı x olduğu için de tanjant x oldu bu da doğru. 180'de isim değişmez ama tanjant ikinci bölgede negatiftir. Eksi olur 90'da isim değişir kot x olur. İkinci bölgede tanjant negatiftir. Aynen bu da doğru oldu. Ve 270'de isim değiştirir. Ancak 270 eksi x'de tanjant aynı işaretlidir. Çünkü üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Hepsi doğru geldi arkadaşlar. A şıkkı. Devam edelim şimdi. Dediğim gibi arayısız kendinize göre ayarlayın. Ben konuları bölmemek için arkadaşlar... İşte birinci kısım, ikinci kısım falan yapmayacağım. Tek parçada halledeyim. Siz böyle 20 dakikada bir falan mola verirsiniz uzaktan dinlemek zor geliyorsa. Evet. Cos pi bölü 2 artı x nedir demiş arkadaşlar. 90 artı x. 90'da isim değişir. Hemen ona ilk dikkat edeceksin. 90'da isim değiştiği için sin x'e döner. Tamam. Bir de ikinci bölgede kosinüs nedir? İkinci bölgede sadece sinüs pozitifti. O yüzden evet işaret değişecek. Eksi sin x doğru. Üçüncü bölge. Kosinus pi artı x. 180'de isim değişmez. Tamam bu doğru. Üçüncü bölgede kosinus negatif olduğu için işaret değişir. Aynen. 360 artı x. Zaten 360'ın esas ölçüsü sıfırdır. Bu kendiliğinden bak. Kos x oldu. Doğru. Kosinus eksi yutar. Doğru. 270'de isim değiştirir. Sin x olur. Bir de 270 artı x nedir arkadaşlar? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede de kosinüs pozitiftir. O yüzden işaretle değişmez. Yine bunun hepsi doğru oldu gördüğünüz gibi. Kendiniz bir yapmaya çalışın gerekirse mesela yedinci soruyu bir durdurun. Çünkü ben böyle güzelce anlatıyorum da kendiniz uğraştığınız zaman da olayı görmek için bence artık bu sorulardan sonra lütfen siz de uğraşın arkadaşlar. Eksi 11 pi bölü 2. Önce arkadaşlar sorulara esas ölçü yapın. Sonra o pi bölü 2'lerden falan kurtulmaya çalışın daha kolay olur. Bak şimdi. Eksi 11 pi bölü 2. Neyi göreceğiz burada arkadaşlar? Diyeceksiniz ki eksi 11 bölü 2'nin de önce esas ölçüsü. 11'i kaça böleceğiz? Paydanın iki katına yani 4'e. Sonra buradan ee, kalan kaç olacak? 3. O zaman paya eksi ile beraber eksi 3 pi. Paydaya aynen bölü 2'yi yazacağız. Ancak ne diyorduk? Negatif esas ölçü olmaz. Hemen buna 360 ekle. Yani 2 pi ekle. 2 pi artı eksi 3 pi bölü 2 de payda eşitlediğimiz için pi bölü 2 olur. Demek ki bu tanjant pi bölü 2 artı x'miş. Bu kadar işlem sonunda anca bulduk. 90'da isim değişmez. Şey 90'da isim değişir pardon. Ezbere bağladık. Kotanjant olur. Bir de arkadaşlar eksi işaret olur. Aman ona da lütfen dikkat edelim tamam mı? Sonra devam ediyorum. Şimdi kotanjant pi eksi x ne olur arkadaşlar? İsim değişmez. Ancak ikinci bölgede kotanjant negatiftir. Eksi kot x. Bölü. Eksi pi. Eksi 180'in esas ölçüsü? Eksi 180 artı 360 daha. Artı 180'dir. Negatif olanları ben böyle artık eksi parantezin almak yerine buna esas ölçüye tamamlayacağım. Sin pi artı x. Esas ölçü yaptıktan sonra. Haliyle ne olacak? Üçüncü bölgede sinüs negatif arkadaşlar. O yüzden isim de değişmez. Eksi sin x olarak çıkar. Cos pi bölü 2 artı x. 90'da isim değişir. Sinüs olur ama tabii ki arkadaşlar kosinüs ikinci bölgede negatiftir. Bundan dolayı eksi 2 kod x bölü eksi 2 sin x. Buradan da bunlar gitti. Eksiler de gitti. Kotanjant x. Cos x bölü sin x. Bu zaten sin x arkadaşlar. Böyle oldu. Şıklarda bu da olabilir. Cos x bölü ikinciyi ters çevir çarp sin kare x. Şıklarda bu da olabilir. Direkt kotanjant x bölü sin x de olabilir. Hangisi var? Bu var. Yani yazıldı olsa normal standart istediğini yaz. İkisi de doğru kabul eder öğretmen. Ama şıklar olunca tabi bunları da gözetmek gerekiyor. Evet şimdi ilk defa açılı bir soru geldi 8. soruda. Bunları hangisine tamamlayacağız? Hangisine tamamladığın hiç önemli değil. Doğruya ulaşmak önemli. Ben isim değiştirmek istemediğimden dolayı arkadaşlar hep 180 ve 360'ı daha mantıklı buluyorum. Mesela burada 180 eksi 10 benim için. Diğeri 180 artı 10. Gerekirse sonra 90'a tamamlayarak yine işlem yaparsın. Kosinüs eksi yutar kos 10. Şimdi geldim buraya. Sin 180 eksi 10. İsim değiştirmez. ikinci bölgede sinüs pozitiftir. Sin Sinon olur. İsim değiştirir. Üçüncü şey isim değiştirmez ama işaret değiştirir. Üçüncü bölgede çünkü kosinüs üçüncü bölgede negatiftir. Eksi kos 10 bölü aşağıya geldiğim zaman burası da kos 10 oldu. Bu arada sinüs burası kosmuş. Ben neden sin yazmışım. Onu da düzeltelim. Zaten her türlü isim değişmiyor. Kos 10. O zaman ikinci bölgede kosinüs negatif eksi koson olur. Haliyle arkadaşlar eksi koson eksi koson daha eksi 2 kos 10. Burada dediğim gibi soruda kos 170 demiş ben yanlışlıkla sin 170 demişim ona o yüzden yoksa hani soruda bir hata olduğu için değil. Harfleri düzelttim. Ve kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için bak eksi koson yazdım. Eksi 2 kos 10 bölü kos 10'dan da kos 10'lar sadeleşir. Eksi 2 gelir arkadaşlar B şıkkı. Lütfen Soruları bence bu noktadan sonra biraz kendiniz deneyin. Sonra benden yapmaya çalışın. Benden dinlemeye çalışın arkadaşlar. Geliyorum bakın sin 380. Bir kere 380 esas ölçü. 360 ile bölümünden kalan 20'dir. O yüzden bu sin 20 olur. Sin 160 ne yapacağız? Sin 180-20. Ben 90 cinsinden değil, 270 cinsinden değil genel olarak 180 cinsinden yapıyorum. Sonra hallediyorum dönüştürmeleri. Sin 110. Benim için bu. Sin 180 eksi 70. isim değiştirmemek için yapıyorum bunu. Sin 20. Sin 180 eksi 20. ikinci bölgede sinüs pozitif, pozitiftir sadece. Sin 20. Sin 180 eksi 70'ten de sin 110 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde şey sin 70 oldu affedersiniz. Bu şekilde sin 70 oldu. 2 sin 20 bölü sin 70. Diyeceksiniz ki ama hocam bulduğunuz cevaplarda çıkmadı. Neden? Yanlışımız yok. Devam edeceğiz. Sin 70 arkadaşlar hatırlarsanız neye eşittir? Birbirini 90'a tamamlayanlar birisi diğerinin kosinüsüne eşit sinüs kosinüsüne. Haliyle sin 70 yerine kos 20 yazdım. Sin 20 bölü kos 20 neydi? Sin alfa bölü kos alfa tan alfadır. O yüzden bak cevap 2 tan 20 geldi. Soruda sen şimdi 180'e göre mi 90'a göre mi yapacağını anlayamazsın. Birine göre yap. Sonra zaten gerekli değiştirmeleri yapacaksınız arkadaşlar. Mevzumuz bu. Bu şekilde yani hep aslında kuralları uygulamaya devam ediyorum. Bakın izleyin lütfen sin 177'yi. Önce bir uğraşın. Sonra benden dinleyin. Sin 177. Sin 180 artı şey eksi 3. Cos 93 sin 180 eksi 87 bölü tan 177 tanjant 180 eksi 3 çarpı kotanjant 180 artı 3 artı 2. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Sin 180 eksi 3. 180'de isim değişmez sin 3. İsim değişmez sin 87 ve ikinci bölgede sinüs pozitiftir ona dikkat. Tanjant 180 eksi 3. Eksi tanjant 3 çünkü ikinci bölgede negatif. Kotanjant 3. bölgede pozitif. O yüzden olduğu gibi çıkar kotanjant 3 olur. Artı 2. Şimdi burada çok önemli bir bilgiyi hatırlayalım. Tan alfa çarpı kot alfa neydi? 1. Açıları aynıysa tan x çarpı kot x 1'dir. Şimdi Sin 3, sin 87 de orada duruyor. Bakın arkadaşlar bu arada şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Burada sin 87 dedik ya. Ee, bak orayı yine yanlış yazmışım ya. Cos yazacağım. Nedense alışkanlık sorunun tamamı böyle. O zaman sıkıntılı olacak bak sonra. Şurayı arkadaşlar cos diye düzeltin lütfen. Ee, sonra burayı da düzelteceğiz. Ama ne diyeceğiz? İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Eksi cos 87 affedersiniz. Orada hani şey kırmızıyla düzelttim. Bir yanlışımız sadece isimleri yanlışlıkla oraya geçirirken hatalı geçirmişim. Cos 87 şu an oldu. Ama ne işaretini değiştirdim. Çünkü ikinci bölgede kosinüs negatif. Şu an bir hatam yok düzelttim. Gelelim arkadaşlar paya. Dikkat lütfen. 87 ile 3'ün toplamı kaç? 90 değil mi? O yüzden dikkat edin. Cos 87 yerine ne yazıyorum? Sin 3. Gerekli gördüğünde soruda lazımsa bak mesela sin 3 m'ye eşit ya bunun için yapıyorum. Cos 87 yerine sin 3'ü yazarsam artık sin 3 çarpı sin 3 ne yapar? Sin kare 3 yani eksi m kare. Çünkü sin 3'e m demişti. Paydaya dikkat et. Eksi 1 artı 2 yani 1 demek ki paydada 1'miş. Cevap bu yüzden eksi m kare oldu arkadaşlar. D şıkkı. Bu şekilde bakın önemli bir yorum. Devam ediyorum. Siz de devam edin. E, ya da böyle 20 dakika falan olduysa mola verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bölmemek için devam edeceğim açıkçası. Bakalım. Kos 40. Kos 40 kalsın öyle. Ona bir şey yapmayayım. Tan 100. Nedir? 180 eksi 80. O zaman... Hocam 90'a daha yakın oradan yapsanız olmaz mı? Valla olur. Problem yok. Ben ona çok takılmıyorum açıkçası. Sıkıntılı değil benim için. E, o yüzden... Böyle de görebilirsiniz. Öyle de görebilirsiniz. Ben isim değiştirme muhabbetinden dolayı hep 180-360'a falan bağlıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar tan 180-80 artı olacak. Neden? Bir kere buradan eksi tan 80 gelir. İkinci bölgede tanjant negatif. Bir de önünde eksi var. Eksi eksiden dolayı artı tan 80 oldu. Bak eksi çarpı eksi. Onu göremeyenler için göstereyim. Bu eksi çıkıyor dışarı. Bir de önünde eksi var. O yüzden artı oldu. Aşağı geldim. Sin 310. 360'tan kaç eksik? 50. 360'da isim değişir mi? Hayır. O zaman bak sin 50. Ama eksi sin 50 çünkü dördüncü bölgede sinüs negatiftir. Kotanjant eksiyi çıkartır dışarı. Eksi kot 10 olur. Şimdi bakınca cos 40 tan 80 sin 50 eksi kot 10 ne alaka diyebilirsiniz. Bak cos 40 dursun. Tan 80 dursun. Lütfen şu açıların toplamına sorularda dikkat edin. Toplamları 90'sa, ise 180 ise oraya atlayıp hemen harekete geçmeniz lazım. 50 ile 40'ın toplamı 90 değil mi? O zaman bak sin 50 yerine ne yazıyorum? Kos 40. İşareti değiştirmiyorum o zaten duruyor. Dar açılarda işaret değişmez. Kotanjant 10. Kaçla toplamı 90? 80. O zaman bunun yerine tanjant 80 yazabilirsin. İşaret önünde duruyordu. Var olan işareti ellemiyorum. Ben kotanjant 10'a bakıyorum. Kotanjant 10'un işareti değişir mi? Hayır tabii değişmez. Önünde eksi varsa eksidir. Artı varsa artıdır. O yüzden sakın şöyle demeyin bakın. Eminim birkaç kişinin aklına şu gelir. Hocam bir dakika ya kotanjant 10 hani pozitifte ama eksi yaptınız. Eksi yapmadım. Bu eksi zaten duruyordu. Kotanjantın işaretini değiştirmedim. O eksi hali hazırda burada durmaya devam ediyor. O yüzden kotanjantın değil o. Normal sadece isim değiştirip önündeki eksiği değiştirmedim. Böylece arkadaşlar pay ve payda birisi diğerinin eksiyle çarpılmışı. Gerçekten bak uzunca da göstereyim. Cos 40 artı cos 80 bölü eksi parantezinde e, burası tan'dı pardon. Eksi cos 40 artı tan 80 bakın bunlar gitti hakikaten cevap eksi 1 gelmiş oldu. Bu dönüştürmeler evet böyle arkadaşlar. Gıcık mı değil mi ona siz karar. Son sayfam artık burada. En önemli konu da son 4 soruya doğru geldik arkadaşlar. Gerçekten benim için yorucu. Dinleyenler olarak sizin için de yorucu olabilir. O yüzden molalı çalışın demiştim. Ama burayı şöyle beklemeyin lütfen. Hocalar anlatsın ben hemen anlayayım. Bu kısım öyle bir kısım değil. Uygulayacaksın. Hatta bazen işaret hatası yapacaksın soracaksın. Mümkünse öğretmenine, öğretmenin yoksa arkadaşına, arkadaşın yoksa Soru çözüm uygulamalarına falan soracaksın çünkü arkadaşlar öğrenilmez öbür türlü. Ben bazen görüyorum işte YouTube'dan derece yapan kişi falan. Evet tamam. Onlara katılıyorum ama onların biraz geçmişlerine de bakın lütfen. Mesela geçen sene benden çalışıp iki tane derece yapan öğrenci var YouTube'da ki YouTube'da reklamı olan yoksa ben şey reklamı olan diyorum. YouTube'da kanalı olan. Bir de kanalı olmalıydı da bana yazanlar var. 787. oldum işte 1400. oldum ama çocuklarla ben konuştuğumda Zaten zamanında iyi öğrenmişler, iyi fen liselerinden mezun olduğu, olmuşlar. Dersi derste öğrendikleri için o öğrenci benim anlattığımla direkt yani füze gibi uçuyor. Ama eksik kapatmaya yönelik bir sürü eksiğiniz varsa o zaman arkadaşlar muhakkak bir danışana bir bilene bence sormak gerekiyor. En kötü ihtimal dediğim gibi soru çözüm uygulaması tarzında her şeyi iyi bilemezsiniz ki. Zaten matematiğiniz mükemmel olsa şu an bu videoyu Hocam ya bu kadar saçmalık olur mu? Ben diğer videoya geçeyim. Bunlar çok basit geliyor falan dersiniz bana. Bunu demiyorsanız o zaman demek ki bazı temel eksiklikler var. Bunları gidermek için çok çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Bazen böyle tost verme tablolar çiziliyor. Yani işte bu yol şöyledir. Bu yol çileli arkadaşlar. Ama gerçekten sonu güzel. Hayatta bazı şeylerin kendisi güzel olduğu için mutlu eder sizi. Bazı şeylerin de sonu güzel olduğu için mutlu eder. Sınav çalışma süreci, ders çalışmak bunlar herkes için kolay olmayabilir. Hele bir de ailevi problemleri olan insanlarsa, işte şu evde kalabalık varsa, kendine ait bir odan yoksa, e teknolojik imka imkanların ve maddi imkanların kıtsa bunların her biri daha böyle seni hani yarışta böyle sıfırdan değil de sanki sen eksi 50'den başlıyormuşsun gibi olur ama Hayat işte gerçekten o yarıştaki gibi adil başlamıyor. Herkes belli bir seviyeden başlıyor. Buna en güzel örnek arkadaşlar aslında formüle gibi. Yani formüle de tabii kendin yapıyorsun, kendin ediyorsun. Yani kendin sıralama turunda düşük kalırsan geriden başlıyorsun. Ama hayatta öyle bir şey yok. Kader olarak bir nevi yani. O yüzden de bu dezavantajları avantaja çevirmek lazım. Herkes mükemmel imkanlara sahip olmaz ama... Herkes hayatında mutluluğu bulmak zorunda arkadaşlar. Mutlu olmayı bir şekilde bulmamız ve araştırmamız gerekiyor. Yani sürekli mutsuz olmak için sebepler aramaktansa mutlu olmak için uğraşmayı ben daha uygun buluyorum. Yoksa Türkiye'de yaşıyoruz. Hele sizin doğduğunuz yıllar ve yaşadığınız yıllar Türkiye'nin en iyi yılları değil, belki en kötü yıllarına yakın yıllar maalesef. Yani biz en azından aralarda böyle güzel Zamanlar yaşadığımız oldu. Daha kendimizi özgür hissettiğimiz, daha iyi hissettiğimiz zamanlar oldu. Size şu an normal gelen birçok şeyin anormal geldiği, size anormal gelen birçok şeyin bize normal geldiği zamanları yaşadık kısmen. Ama siz biraz daha o zamanlara gelemediniz. Haliyle öyle bakarsak zaten tonlarca olumsuz şey buluruz. Ama bunların içinden bile bence bir sanki böyle kalkıp göğe, ...gözünüzü kaldırıp oradaki güzellikleri görmek gibi yani. Kimisi bakıyor karanlığa, ne biçim karanlık diyor. Kimisi karanlıktaki o yıldızları görüyor. Vay be ne güzel parlıyorlar diyor. İkincisi olmak kolay değil. Ama ikincisi olmak için çabalamayı mantıklı buluyorum ben. Şimdi burada sinpi bölü 2 artı x eşittir 3 bölü 5 demiş. Ve x 0 sıfırla 90 arasında demiş. Bu soruda beni lütfen güzelce dinleyin. Burayı önce önemseme. Burayı bir salla. Sen her zaman bu x'i dar kabul edeceksin işaret değiştirirken tamam mı? 90'da ne olur? İsim değiştirir. Cos x olur. Sinüs peki ikinci bölgede işaret değiştirir mi? Hayır. Çünkü kosinüs, pardon, sinüs ikinci bölgede pozitiftir. O zaman cos x 3 bölü 5 oldu. Şimdi bu kenarda dursun. Bu bir bilgi. Her zaman 180, 90, 270'lerden falan kurtulup sonra devam edeceğiz. Cos px x. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kosinüs 180'de isim değiştirmez. Cos x olur ancak ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Kot 3 pi bölü 2 eksi x. Kotanjant 3. bölgede pozitiftir. Ancak isim değiştirir 270 olduğu için tan x oldu. Eksi cos x artı tan x. Şimdi arkadaşlar burası şöyle. Birisi verildiğinde diğerini bilme şeklinde bir yorum da öğreteceğim size bir sonraki ders. Ona hafiften de giriş yapmış olalım. Ben cos x'i biliyorum ama tanjant x'i bilmiyorum hocam dersen açıyı dar kabul edeceğiz. x'i dar verse de vermese de tamam hiç ona takılma. x'i dar verse de vermese de bir kere daha söylüyorum. Sen negatifleri sallayacaksın böyle. cos x eksi 3 bölü 5 bile olsa ben şunu derdim. Buraya 3 buraya 5. Neden? Çünkü komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5 olmalı. Komşusuna 3 yazdım, hipotenüse 5 yazdım. Hatırlıyor musunuz? 3, 4, 5 diye bir üçgen var. O zaman tanjant x ne oldu arkadaşlar? Karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Cos x neydi zaten? 3 bölü 5. Bir de önünde eksi 3 bölü 5 var. Artı paydalarını eşitliyorum. Kaçta eşitlenir? 15'te. Eksi 9 artı ee, ne olacak? 3 ile çarptım. Orayı da 5 ile çarpacağım. 20 olacak. Bölü 15, 11 bölü 15 oldu. Bu şekilde D şıkkını bulacağız. Ancak soruda burası dar demeseydi. Onu da çözelim. Kesin öyle soruda koyduğumu hatırlıyorum ben. Bakın şimdi. Sıralı gitmeyeceğim. Şu soruyu önce çözeceğim. Bakın lütfen izleyin. Bu soruda görüyor musunuz? Artık ilk defa bu açıyı dar kabul etmedi. Ama hocam siz hep dediniz ki orayı dar kabul et. Evet. Sen orayı lütfen önce dar kabul et sonra halledeceğiz. Şu an burayı görme. Burayı en son halledeceğiz. Hiç kafanı karıştırmayacaksın böylece. Standart her zamanki gibi dar açı gibi kabul et. Böylece acaba bu şimdi bu açıysa bir de bununla 90'ı toplarsam ne olur? Acaba 3. bölge mi 4. yok hiç onlara gerek yok. Şunu diyeceksin. X dar açı olsaydı 90 artı x de isim değiştirir. Ne olur? Cos x olur. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Artı cos x diye çıkar. Sonra bölü 2 eşittir sin x. İçler dışlar çarpımı. Cos x eşittir 2 sin x. Her iki tarafı sinüse böl. Niye yaparız bunu biliyor musunuz? Sinüs ve kosinüsü birbiri cinsinden verdiyse arkadaşlar böyle her iki tarafı ya sine böl ya kosinüse böl. Böylece yatanjantı ya kotanjantı bulacaksın. Hakikaten her iki tarafı sinüse bölünce fark ettiniz mi? Kos bölü sin nedir? Kotanjant x tanjant x 2 oldu arkadaşlar. Hala devam ediyorum. Dara çıymış muamelesi yapmaya. X yazdım. Buraya 2. Komşu bölü karşıdır çünkü. Buraya 1. Sonra 4 1 daha 5. Pisagor'dan burası kök 5 oldu. 4 artı 1. Ee, sonra ne diyorduk arkadaşlar? Karesi, kare kökünü alıyoruz. Standart bildiğimiz Pisagor yorumu. Şimdi buradan sin x neye eşit geldi arkadaşlar? Soru sin x soruyor ya. 1 bölü kök 5. Artık şunu yapacağız ama sorunun başına dön. Sorunun başında artık en son demiştim bak not almıştım. Pi ile 3 pi bölü 2 arası nedir? Üçüncü bölgede mi? Üçüncü bölgede arkadaşlar sinüs neydi? Negatif. İşte en son işaretini böyle değiştir. Eksi 1 bölü kök 5 de eşitlikle çarparsanız eksi kök 5 bölü 5 olur. Gördüğünüz gibi bunun işaretini başlangıçta yok dar açı yok geniş açı muhabbetine girmeden yapıp en son arkadaşlar işaretine öyle karar veriyoruz. Bu şekilde bunu da böyle söylemiş olayım. Şimdi bir de 14'ü çözeyim. En son 13'e bakarız. Ee, 3 pi bölü 2 ve 2 pi. Salla bunu boş versen. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki e, x eksi pi. Eksi 180'nin esas ölçüsü nedir? artı 180 çünkü 360 ekledim. Eksilere eksi 180 eksi 3 pi bölü 4 falan olanları hep ne yapıyoruz? 360 ekliyoruz ya da 2 pi ekliyoruz. Haliyle bundan sonra sin x artı 180 oldu. X'i hep dar açı kabul ediyorum. Üçüncü bölgede sin negatiftir ama isim değiştirmez. Eksi sin x. Cos 3 pi bölü 2 artı x. Cos 3 pi bölü 2 nedir? İsim değiştirir 270'te. Dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir. O yüzden ne oldu? Artı sin x. Böylece arkadaşlar bunlar birbirini götürdü. Cevaba gerek kalmadan olayı hallettik. Şimdi burada diyeceksiniz ki ama hocam hiç şuna bakmadınız. Bakmama gerek kalmadı. Oldu da sorunun cevabı şöyle çıksaydı. 2 cos x deseydi. Ne yapacaktım? Diyecektim ki 4. bölgede yani böyle çıksaydı çıkmadı da bu şekilde çıksaydı 4. bölgede kosinüsün işareti Artı olduğu için bunun işaretini değiştirmeyecektim. Olduğu gibi cevap artı 2 cos x olacaktı. Bu şekilde başlangıçta sanki o yokmuşçasına yap. Sonra git işareti son kısımda bu verilene göre hallet. Mevzumuz bu arkadaşlar. Daha derinlemesine bilgileri çok ciddi ayrıntılı ve zorlayıcı örneklerle anlattım. Böylece sıfırdan zirveye trigonometride kendinizi iyi bir yerde konumlandırabilirsiniz arkadaşlar emek vererek. Çünkü bu konuda ben trigonometride 11. sınıf kısmında yaklaşık böyle 15 video falan çekmiş olabilirim. 15 video da nereden baksanız böyle yaklaşık 10 saati falan bulur. Gerçekten sizin için sağlam bir durum oluyor. Yani ben okul dersi süresince kadar böyle size trigonometri anlatmış oluyorum. Şimdi son bilgimiz hangisi sin 15'e eşit değildir diyor. Birbirinin 90'a tamamlayanlar evet cos 75 sin 15'e eşittir. Sonra cos 105 hemen burada ne dersin? 180'e tamamla ya da 90'a tamamla. Hangisi olsun bu sefer? Hadi 90'a tamamlayalım. Hep 180 cinsinden yaptım. 90 artı 15. İsim değişir mi? Kesinlikle. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksi. Bir de sorunun başında kendi eksi vermiş. Eksi eksiden artı oldu. Aman onları unutmayalım. Sorunun başında eksi var mı yok mu diye. Sin 165. Sin 180 eksi 15'tir. İkinci bölgede sinüs işaret değiştirmez. Sin 15. Sin 195. Sin 180 artı 15'tir ve ikinci bölgede sinüs, şey üçüncü bölgede sinüs işaret değiştirir. Sin 15 değil, eksi sin 15 olur. Bak cevap yanlış oldu. Cos 100, 285. Cos 270 artı 15 diye hadi yazayım bunu. Böylece isim değiştirir. Sin olur. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için işaret değiştirmez. Sin 15. Demek ki değişik garip, hepsine eşit oldu. Bu şekilde arkadaşlar en önemli gördüğüm, size en çok zorlayacak yer olan kısımda bayağı bir önem vererek anlattığımı düşünüyorum. Bundan sonrası sizde arkadaşlar. Lütfen basit örneklerle zenginleştirin. Sonra seviyeniz iyi bir yere gelince diğer 11. sınıf videolarımdan da bu kısmı bir daha çalışmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Ee, sıralama kısmından da bahsedeceğim. Sonra ters trigonometri var. İnşallah onlarda buluşuruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.